Ayşe Böhürler Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı İslam'ın tehlike olarak algılandığı zamanlarda bir arada tutunmak, dost ve kardeş söylemi üzerinden bir dayanışma sergilemek çok daha kolaydı. Kendinizi mustazaf hissettiğiniz her durumda pozisyon almanın başka bir seçeneği de yoktu. İslami terminoloji de buna elverişli bir zemin ortaya koyuyordu. Sadece Türkiye için değil, dünyanın her yeri için durum aynıydı. 1990'lı yıllarda Sudan'a bir İslam devletinde yaşama arzusuyla göç eden bir Türk, oradaki değişimi biz bunların yoksulluklarını dindarlık zannetmişiz şeklinde özetlemişti. Garipleri seven, garip olmayı erdem sayan bir dini söylemin bu çerçevedesi kışıp kalması, zaman ve değişen şartlar üzerine kafa yorulmaması, kolaycı bir reddiyecilik, sanki uygun ortamlarda yaşamıyormuşçasına İdeal İslam beklentileri oluşturmak, dini romantizme sarılarak var olan tüm sorunların üzerine düşünmekten uzaklaşmak, kalıplar ve şablonlar. O da kendimizinki üzerinden dini yaşamanın kolaycılığına hapsolmak ve dini düşünce adına yeni hiçbir şey üretememek. Böyle bir ortamda radikalizmin güçlenmesinden şikayetçi olmanın manası yok. İslam dünyasında radikalizm din üzerine düşünmenin tabu haline getirildiği bir toplumsal zeminde tabulara yeni tabular üreterek güçlendi. Bugünse dini düşünceyi güçlendirmenin zamanı geldi de geçiyor. Dini tartışmaların önünü açmak en azından gelecek kuşaklara farklı bir zemin bırakabilir. İslam üzerinde düşünme sınırları kaldırıldığında yıkılmayacak kadar güçlü bir kaynaktan besleniyor. Bunu bahane ederek düşünce tembelliğimizi, verimsizliğimizi dini koruma adına sunmanın iki yüzlülüğünden kurtulmalıyız. Radikal dini söylemlerin güçlenmesinde başta Amerika olmak üzere Batı blokunun bencil politikaları kadar İslam dünyasının dini düşünceyi 7-11. yüzyılda sabitleme kolaycılığının da etkisi büyük. Hatta çok daha fazla. Kur'an bu durumu bir kanun olarak ortaya koyuyor. Siz kendinizi değiştirmedikçe Allah sizin durumunuzu değiştirmez. Rahat 11. Seküler baskılar ve Tunus. Tunus yakından takip ettiğim ülkeler arasında. Orada yaptığım röportajlarda Tunus'un seküler kesimini bizim sekülerlere fazlasıyla benzetmiştim. Fransız meşrepli olmaktan kaynaklanan ortak noktaları ve din alerjileri nedeniyle benzerlikleri çoktu. Seçimlerden önce Nahda'nın sekülerlerin baskısıyla verdiği tavizlerin seçimlerin Nahda aleyhine çevirmesi önemli bir ayrıntı olarak dikkatimi çekti. Dindar kesimin uyumlu politikası etkili olmadığı gibi Nahda İslamcıların oyunu da kaybetti. Seçimlerden önce nahta dini karakteriyle ön plana çıkan kişileri geri planda tuttu. Selefi grupları tartışma masasına çağırdı. Bazı Selefi partilerin tanınmasını önledi. Radikal grupları daha demokratik bir sürece dahil etmek yönünde diyaloglar gerçekleştirdi. Ülkenin diğer İslamcılarından uzaklaştı. Seçim kampanyasında İslam şeriat din kelimelerini hiç kullanmadı ve sonuç olarak İslamcıların oyuyla iktidara gelmiş bir parti olan Ennah kaybetti. Tunus, devrim-karşı devrim gelgitleri arasında Arap Baharı'nın son sonbaharı olarak tarihe geçti. Böylece bölgede radikal İslami gruplara da daha güçlü bir kapı açıldı. Yakında Suudi Arabistan'da yaşayan Bin Ali ve ülkeye dönüş haberlerini okursak hiç şaşırmayalım. Kürt kadınlarının araç sallaştırılması üzerine… Eskiden Batı medyası ezilen Müslüman kadın haberlerini pek severdi. Afganistan'da yapılanları meşrulaştırmak için halkla kurdukları ilişkilerinin bir parçasıydı bu haberler. Hatta Netanyahu bile Filistin'in işgalinin meşrulaştırma sebepleri arasında yer yer bu konulara yer verir. Irak savaşında Saddam'ın zulmünü Kuveyt'te bir hastanede ağlayarak anlatan kadın haberinin Amerika'nın Irak müdahalesinin dünya çapında halkla ilişkilerinin özel prodüksiyonu olduğunu yazılı çizildi. Arap Baharı'nda aktivist blogger Müslüman kadınlar batı medyasında övgü üzerine övgü almıştı. Tunus'ta bu blogger aktivistlerle yaptığım röportajlarda ittifak halinde kadınların isyandaki rollerinin çok abartıldığını söylüyorlardı. Şimdi ise batı medyasında Kobani'de savaşan Kürt kadınları portreleri büyük övgü alıyor. Kobani'de yüzden fazla IŞİD askerini öldürdüğü iddia edilen sarışın genç Rehana gibi Kobani'deki kadınların cesareti üzerinden yapılan haberlerin, videoların çokluğu ise soru işaretleri oluşturuyor. Kobani'de Kürt kadınları yeni bir halkla ilişkiler çalışmasının aracı olarak mı kullanılıyor? Bu sorunun farklı bir boyutunda ise başka bir haber dikkatimi çekti. El Cezire'de yayınlanan bu haberde Ayşe Efendi ismiyle bilinen YPG'li bir komutan eşinin Kobani sınırındaki kamplara ziyareti yer alıyor. Ayşe Efendi PKK ve Peşmerge kadınları gibi değil, yarı geleneksel bir başörtü kullanıyor. Kamplarda ziyaret ettiği bir kadının örtüsünü düzeltiyor. Kullandığı kelimelere bakılırsa da dini terminolojiye hakim. Suriye rejimi tarafından çok kere hapse atılmış, 55 yaşında oğlunu geçen yıl bir sniper ateşinde kaybetmiş. Kızı Kobani'de savaşıyormuş. Kürt kadınları iki cenahtan da eziliyorlardı. İlk olarak toplum ve ailesi tarafından ikincisi ise tüm haklarını elinden alan Suriye rejimi tarafından. Buna rağmen IŞİD'e karşı duran yine Kürt kadınları oldu ve direnişin sembolü oldular. Kadın haberlerine dikkat diyorum sadece. Ayşe Böhürler, Yeni Şafak